Efendim, Batı'nın Ukrayna'ya desteği devam ederken Batılı liderlerin Ukrayna ziyaretleri de sürüyor. Bu kez Danimarka Başbakanı Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Danimarka lideri yaptığı görüşmede Rusya'nın intikam saldırısına hazırlandığını söyledi. Bence Rusya gerçekten büyük bir intikam istiyor. Çoktan başladı. Bu hücumla başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Ordumuza güveniyorum. Sanırım yavaş yavaş onları durduracağız. Onlarla savaşacağız ve kendi büyük karşı saldırımızı hazırlayacağız. Zelenskiy, Rusya'nın büyük bir intikam istediğini söyledi. Moskova'nın yeni saldırılar düzenleme olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy bu sözleri ülkeye ziyaret gerçekleştiren Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'le düzenlediği basın toplantısında sarf etti. İki lider basın toplantısından önce de ülkenin güneyindeki Mykolaiv şehrini ziyaret etti. Danimarka Başbakanı'nın Mykolaiv ziyareti yabancı bir ülke liderinin Ukrayna Savaşı'nın ön cephesine yakın bir bölgeye gitmesi açısından dikkat çekici olarak değerlendirildi. İki lider burada bir hastaneye gidip tedavi görenlerle bir araya geldi. Zelenskiy ve Frederiksen'in bir diğer adresi de Mykolaiv Limanı'ydı. İkili Rusya saldırılarında büyük hasar alan limanı inceledi. Volodymyr Zelenskiy ve Mette Frederiksen daha sonra Odessa şehrine geçti. İki lider Odessa'da basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ön cephe saldırılarına ara vermediğini ve Rus özel paralı asker grubu Wagner'in bölgeye daha fazla savaşçı gönderdiğini söyleyen Zelenskiy, her gün ya kendi askerlerini getiriyorlar ya da Wagner'e bağlı olanların sayısında artış görüyoruz dedi. Zelenskiy, Danimarka'ya da silah desteği için teşekkür etti.